Evet geldik. 251-2021 değerli dinleyenler. Değerli radyo severler diye bir şey çıkacaktı az ağzımdan. 251-2021. Yazılarıyla ulaşmak isteyenler için ise Twitter'da bir başlık veriyoruz. Hani az önce de dedik ya. Hediye konuşmaktan, nereye gideceğini konuşmaktan, ondan bundan sevgililer gününün maksadını unutuyor insanlar. Yani sevgili demek bu günün anlamıyla alakalı, yani sevgili demek herhalde ne bileyim böyle en sevdiğin arkadaşın demek değil. Aşk beslediğin kişi demek değil mi? Sevdiğin, yani aşık olduğun kişi demek. Ben bugün hiç aşktan konuşanı görmedim, duymadım, bilmiyorum. Hiç. Hep ne aldın, ne alacaksın, ne yapacaksın, ayrıldın mı, barıştın mı, arasana, aramadı mı? Hep bunlar. Onun için soru çok net. Twitter'da bir başlık açıyorum günün anlamına uygun olarak. Ha, benim için dünyanın en büyük ticari başarılarından bir tanesidir bu, kabul tabii. Sevgililer günü diye bir şey olmaz. Olmaz. Çünkü yani sevginin günü mü var ki sevgilinin olsun? Sevginin günü yok. Onun için. Bunu hep sevmek lazım. Başlık açıyoruz sevgili arkadaşlar. Twitter'da sana göre aşk ne demek? Bana göre aşk altına yapıştırıyorsunuz. Ve canlı yayında benim seslendirmemi bekliyorsunuz. Bunun için illa bir karşı cinsle hayatınızı devam ettiriyor olmanıza lüzum yok. Yani sevgili, söz, nişan, evli, ben bilmem. Yani öyle olana da göre aşk olması lazım. Öyle olmayana göre de aşk olması lazım. Hatta olmayana göre daha birçok olması lazım. Bulamamış ki ne olduğunu. Yani kendi de bilmiyor. Doğru diyorsun, gün boyunca sadece çiçeği verirken seni seviyorum dedi demiş efendim. Ya çünkü sevgililer gününün bir görevi, bir misyonu var. Çıldırmış insanlar ya. Gerçekten ya. Hakikaten diyorum bak yani. Delirmişler yani. Böyle. Ya tamam al da kardeşim, yani neden herkes 14 Şubat gününe bırakıyor ya? Neden kardeşim ya? Neden? Bugün yani 3 ayrı kişiyle dalga geçmiş olmamıza rağmen 7 ayrı kişiyi de biz, Ömer'le biz, yani da bizle dalga geçtiler. Yani. Bu nedir ya? Bana göre aşk işten çıkar çıkmaz eve gidip çocuklarımla oynamaktır demiş efendim bir dinleyicimiz. İşten çıkar çıkar. Hiç yengenin hiç şeyi yok tabii değil mi? Yani hiç. Yani yenge var yok, hiç önemli değil yani. Bana göre aşk bir vişne, iç iç kişne yazmış. Bana göre aşk Galatasaray demiş efendim bir dinleyicimiz. Şimdi diğerleri alınmasın yani, onu gördüm söyledim yani. Onu gördüm söyledim, ne yapayım? Bana göre aşk şu an asker. Ha, askerdi galiba. Hayırlı tezkereler diliyorum efendim. Bana göre aşk illa insanlara duyulmaz abi. Yıldızlara, çiçeklere, çocuklara da duyulabiliyor demiş efendim. Yani insanlara duyulmaz derken ben... Kusura bakmayın, özür dilerim. Dalgınlığıma geldi de okudum galiba diye düşündüm de. Sonra... Bana göre aşk şarkıları güzelleştirip hayatı mahveden bir şey. Bana göre aşk dokunmak değil, aşk hissetmektir, yaşatmaktır. Mesafelerin önemi bile yoktur demiş. Kim bu? Samet. Daha görmemiş galiba. Yani daha... Bana göre aşk bitter çikolata. Bana göre aşk benim nikahım, sevgililer günü, eşimin doğum günü ve evlenme teklifimin 14 Şubat olması demiş. Güzel. Yani diğer türlü bu kadar özel gün nasıl akılda tutulacak yani? Hepsi tek bir özel günde birleştirilmeli ki unutma ihtimali sıfırlanmalı. Yani sıfırlanmalı. Şimdi sadece 14 Şubat'ı hatırlayacak. Yani sevgililer gününü hatırlayacak. Neymiş mesela? Nikah tarihi. Ne kadar güzel. Eşinin doğum günü. Ben var ya senin yerinde olsam kayınpederinin, kaynananın falan yani heykelini yaptırırım bu tarihte doğurduğu için yani. Doğum günü unutulmuyor çünkü.
ve evlenme teklifinin de 14 Şubat olması. Vallahi gerçekten sizin de biz yaptırmak istiyoruz şu an heykeli bu. Güzel taktik. Bana göre aşk olmaz dediğinde olan şeydir. Bana göre aşk işten eve gelince sana hoş geldin diyen bir çift gülen gözün gülen gözdür abi demiş. Ama yapmayın, çok duygulandırdınız. İki gülelim diye açtık şu. Ben de işte diyorum ki bak gördün mü? Yani ne düşünürsen başıma geliyor ya. Ben de diyorum gün boyunca niye kimse aşktan, sevgiden, ihtirastan filan, tamam hadi üçüncü olmasın da yani aşktan sevgiden konuşmuyor. Dedim kendi kendime. Demek bundan konuşacak güzel şeyleriniz yok. Ha. Sizi gidi sizi. Bana göre aşk, bak mesela bir kişi de yazmamış mesela ya. Bana göre aşk mutluluktur abi, çok güzel. Sabah kalkınca aklıma onun gelmesidir falan. Hiç yok öyle şeyler, hiç yok. Hiç. Bana göre aşk uzun yolda hız yaparken yolun kenarında olan seyyar radarı son anda görüp kalbin hızla atmasıdır demiş efendim. Bak adam yani şey yapmış. Bilimsel benzetme yapmış ki üstünü düşünelim diye yani, anladın mı? Ya düşündükten sonra böyle şey mi olur diyelim istemiş adam. Sanatçı bu eserinde.